5 years ago, I stood on the TED stage and warned about the dangers of superintelligence. I was wrong. It went even worse than I thought. I never thought governments would let AI companies get this far without any meaningful regulation. And the progress of AI went even faster than I predicted. Yaşam bir sıfır, basit ve temel bir biyolojik varoluştur. Bir bakteriyi düşünün. Tüm davranışları DNA'sında kodlanmış bir program tarafından yönetilir. Bu program besin arama, üreme ve hayatta kalma gibi temel işlevleri içerir. Yaşam bir sıfırda karmaşık düşünce veya duygular için yer yoktur. Varoluş, basit bir hayatta kalma mücadelesidir. Yaşam 2.0 ise kültürün ve öğrenmenin ortaya çıkmasıyla nitelendirilebilir. İnsanlar bu aşamaya dahildir. Tıpkı bakteriler gibi bedenlerimiz de evrimleşmiştir. Fakat diğer canlılardan farklı olarak yaşam boyu yeni bilgiler edinme ve öğrenme yeteneğine sahibiz. Bu bilgi birikimi kültürümüzü ve uygarlığımızı oluşturur. Yaşamın üçüncü aşaması, yani yaşam 3.0 artık ufukta beliren bir olasılıktır. Bu aşamada canlılar hem bedenlerini hem de zihinlerini tasarlayabilecek teknolojik bir varoluş biçimine ulaşabilir. Yapay zekanın gelişmesi, biyolojik olmayan zekanın ortaya çıkmasına ve bu hayalin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunabilir. Yapay zeka insanlığın ufukta beliren en büyük değişimlerinden biridir. Bu alandaki gelişmeler hızla ilerlerken, bu dönüşümün insanlık üzerinde nasıl bir etkisi olacağına dair farklı görüşler de öne çıkıyor. Dijital ütopyacılar. Bu akım, yapay yaşamın dönüşümün doğal ve arzu edilen bir son aşaması olduğuna inanıyor. Yapay zekanın insanlığın karşılaştığı birçok sorunu çözebileceğini ve daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini savunuyorlar. Tekno şüpheciler. Bu akım, yapay zekanın yakın zamanda insanlık üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağına inanmıyor. Yapay zekanın potansiyelini abartılı buluyor ve bu alandaki gelişmelerin kontrolden çıkabileceğine dair endişelerini dile getiriyorlar. Faydacı yapay zeka hareketi. Bu akım, yapay zekanın insanlara fayda sağlayacağına inanıyor. Fakat bu faydanın garanti olmadığını ve yapay zeka araştırmalarının bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor, etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Her üç akımında kendine göre haklı gerekçeleri var. Yapay zekanın insanlık üzerinde nasıl bir etkisi olacağını ise zaman gösterecek. Fakat bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak artık hayati bir öneme sahip. Bizi insan yapan nedir? Düşünme ve öğrenme yeteneğimiz mi? Yapay zeka uzmanları genellikle bu fikre karşı çıkmaktadır. Onlara göre hafıza, hesaplama, öğrenme ve zeka kapasitesi sadece karbon atomlarına ya da insan biyolojisine özgü değildir. Her ne kadar evrensel olarak kabul görmüş tek bir tanımı olmasa da zekayı karmaşık hedeflere ulaşabilme becerisi olarak düşünebiliriz. Makineler, satranç oynamak gibi belirli görevlerde bizden daha iyi performans sergileyebilir, ancak insan zekası eşsiz bir genişliğe sahiptir. Bu dil, öğrenme ve alet kullanma gibi yetenekleri de kapsar. Zeka tıpkı hafıza, hesaplama ve öğrenme kapasiteleri gibi alt katmandan bağımsız bir özelliktir. Örneğin, beyin bilgiyi depolayabilir. Ancak diskler, CD'ler, sabit diskler, SSD'ler de aynı işlevi yerine getirebilir. Ancak bilgi işleme sürecini anlamak için ilk önce bilişimin ne olduğunu kavramalıyız. Bilgi işlem, bilginin dönüştürülmesini kapsar. Yani merhaba sözcüğü bir sıfır ve birler dizisine çevrilebilir. Fakat bu dönüşümü belirleyen kural veya kalıp, dönüşümü gerçekleştiren donanımdan bağımsızdır. Önemli olan kuralın ya da kalıbın ta kendisidir. Bu da öğrenebilenlerin sadece insanlar olmadığı anlamına gelir. Aynı kurallar ve örüntüler insan beyninin dışında da var olabilir. Yazılımlarını kendileri geliştirebilen makine öğrenimi teknolojisi gibi yapay zeka araştırmacılarının yaptığı büyük ilerlemeler bunu göstermektedir. ChatGPT tarzı büyük dil modelleri, Midjourney gibi üretken yapay zeka türü hızla gelişen teknolojiler, Max Tegmark'ın kitabını yayınladığı zamandan sadece 7 yıl sonra bize bu gerçeği kanıtladı. Öyleyse hafıza, öğrenme, hesaplama ve zeka insana özgü değilse,
O zaman tam olarak bizi insan yapan şey nedir? Öyle görünüyor ki, yapay zekanın hızla ilerlemesiyle bu soruya yanıt bulmak da gittikçe zorlaşacak. Son yıllarda makine öğrenmesi alanındaki atılımlar ile yapay zekanın kullanım alanını sınırlayan pek çok eşik aşıldı. Henüz geçtiğimiz hafta tanıtılan DevinAI kodlamaya tam kapsamlı olarak yardımcı olabiliyor. Verdiğiniz basit komutlar ile ne yapmak istediğinizi anlayabiliyor, bunun için gerekli kodu yazabiliyor, hataları bulup düzeltebiliyor ve öğrenerek zaman içinde daha iyi hale gelebiliyor. Bu sayede tüm rutin kodlama görevlerini üstlenebiliyor. Yine aynı dönemde duyurulan ve doğrudan OpenAI ile ortaklık içinde geliştirilen figür, AI adlı robotun tanıtımında sergilediği yetenekler son derece karmaşık ve hayret uyandırıcı. Figür, genel amaçlı bir insansı robotu hayata geçirdiğini iddia eden, türünün ilk örneği bir yapay zeka robot şirketi. Hey Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Bu ivme ile yapay zekanın yakında hayatın her alanını etkileyeceği açıktır. Finanstan ulaşıma, enerjiden sağlığa kadar her sektörde dönüşüme yol açacaktır. Ancak en büyük etki iş piyasasında olacaktır. İnsanlardan daha iyi performans gösterdikçe yapay zeka sistemleri iş gücünün yerini alabilir. Bu nedenle yapay zekanın gündelik yaşamdaki olası etkilerini göz önünde bulundurmak çok önemli. İnsanlığın geleceği için bu teknolojik devrimle nasıl başa çıkacağımız büyük önem taşımakta. Ne var ki tüm bunların ötesinde, yapay zekanın bu denli hızlı gelişimi varoluşsal bir sorunu da öne çıkarmaktadır. Yapay zeka araştırmalarının kutsal kasesi, insan zekası düzeyinde çalışacak bir yapay genel zekanın üretilmesidir. Peki bu bulunursa ne olur? Yapay genel zekanın gerçekleşmesi, araştırmacılar tarafından zeka patlaması olarak adlandırılan bir durum doğurabilir. Bu, bir yapay zeka sisteminin hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yoluyla insanüstü bir zeka seviyesine ulaştığı bir süreçtir. Yapay genel zeka, potansiyel olarak daha akıllı başka bir makine tasarlayabilir ve o makinede daha akıllı bir diğerini ve bu döngü böylece devam edebilir. Bu durum, makinelerin insan zekasını aşacağı bir zeka patlamasına yol açabilir. İşte tam bu noktada DevinAI ve FigureAI robotu gibi gelişmeleri düşünürsek, yapay genel zekaya oldukça yaklaştığımız bir aşamada olduğumuzu kabul edebiliriz. Hatta Elon Musk'ın OpenAI şirketine karşı açtığı davada iddia ettiği gibi, yapay genel zekanın belki de çoktan geliştirilmiş olma ihtimali mümkündür. Peki öyleyse başlangıçta insanlığın refahını gözeten bir süper zeka zaman içinde hangi yollara sapabilir? İnsanları nasıl algılar veya onu kullanıp yönlendirmeye çalışan güç odakları hangi amaçları yükler?
Amacına ulaşmak için sınırsız motivasyonu olan bir makine zekası ne kadar ileriye gidebilir? Yapay genel zekaya ulaşmanın ardından insanlık için çeşitli senaryolar söz konusu. Bu senaryolar, iyimser olanlardan korkutucu olanlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Olası senaryolardan biri, tek bir iyilik timsali, süper zekanın dünyayı yönetmesi ve insan mutluluğunu ön planda tutmasıdır. Yoksulluk, hastalık gibi sorunlar ortadan kaldırılacak ve insanlar lüks bir yaşam sürecektir. Bir diğer senaryo ise koruyucu bir yapay zekanın varlığını içermektedir. İnsanlar kaderlerinden sorumlu olmaya devam edecek, ancak bir bakıcı gibi koruyucu bir yapay zeka da olacaktır. Özgürlükçü ütopya senaryosunda ise insanlar ve makineler barış içinde bir arada yaşayacak, dünya farklı bölgelere ayrılacaktır. Daha karanlık senaryolardan biri, yapay zekaların insanlığı yok etmesi veya sadece kaynak israfı olarak görerek göz ardı etmesidir. Son olarak, hayvan bakıcısı senaryosunda ise birkaç insan eğlence amaçlı olarak yapay zeka tarafından hayvanat bahçelerinde tutulacaktır. Mevcut yapay zeka araştırmalarının önündeki en büyük engel, hedef odaklılık ve bilinç meselesidir. Doğa belli hedeflere yönelik davranışlar sergiler. Araştırmacılar, yapay zekaya da bu davranışı kazandırmaya çalışmaktadır. İnsanların hedef odaklı olduğu açıktır. Örneğin, bir fincana kahve dökmek bile bir hedefe ulaşmayı içerir. Aslında doğada benzer şekilde çalışır ve tek bir nihai amacı vardır. Entropiyi, yani düzensizliği artırmak. Bir fincan kahveye süt ekleyip beklediğinizde, karışımın zamanla daha homojen ve düzensiz hale geldiğini görürsünüz. Bu, artan entropinin bir göstergesidir. Evren ölçeğinde de benzer süreçler işler. Parçacık düzenlemeleri giderek artan entropi seviyelerine doğru ilerler. Bu hedeflerin ne kadar kritik olduğu ortada ve yapay zeka araştırmacıları zeki makinelerin hangi hedeflere yönelmesi gerektiği sorunuyla boğuşuyor. Günümüz makinelerinin de hedef odaklı davranışlar sergilediği görülmekte. Ancak akıllı makinelerin hedeflerinin ne olması gerektiği ve bu hedefleri kimin tanımlaması gerektiği önemli bir soru. İnsanlar farklı vizyonlara sahip olduğundan yapay zeka için çok farklı hedefler belirleyecekler. Başlangıç noktası olarak basit ahlaki ilkeler benimsense de insan dostu hedefleri uygulamak daha zor olacak. Öncelikle yapay zekanın hedeflerimizi doğru anlamasını sağlamamız gerekir ve bu kolay olmayacak. Ardından yapay zekanın bu hedefleri benimsemesi ve onları koruyarak değiştirmemesi gerekecek. Şu anda bu konuda birçok bilimsel araştırma yürütülmekte. Ancak bir sonuca ulaşılması için aralarında Elon Musk ve Max Tegmark'ın da bulunduğu bazı kanaat önderleri ve bilim insanları bu yarışa bir ara vermemiz gerektiğini öneriyor. Yıllardan beri felsefecileri meşgul eden bir konu, yapay zeka araştırmalarının da merkezinde. Bilinç nedir? Cansız bir madde nasıl bilinçli hale gelebilir? İnsanlar, yeniden düzenlenmiş atomlardan oluşan varlıklardır. Peki, akıllı makinelerin bilinçli olmak için hangi yeniden düzenleme süreçlerinden geçmesi gerekir? Şu anda bu sorunun kesin bir cevabı yok, ancak farklı yaklaşım yolları var. Bilinç geniş bir şekilde öznel deneyim olarak tanımlanabilir. Bu tanım, potansiyel bir yapay zeka bilincinin de dahil edilmesine olanak tanır. Araştırmacılar, beynin bilgiyi nasıl işlediği, bilinçli ve bilinçsiz sistemleri ayıran özellikler gibi alt soruları inceleyebilir. Ayrıca yapay bilinç veya yapay zekanın öznel deneyiminin nasıl hissedilebileceği de tartışılmaktadır. Bazılarına göre bu deneyim insanlarınkinden daha zengin olabilir. Makine öğrenmesi sistemleri daha geniş bir sensör yelpazesine ve işlem hızına sahip olabilir. Bu da onların duyusal algısını daha dolu kılabilir. Yapay zeka araştırmaları büyük bir potansiyele işaret etmekle birlikte, aynı zamanda insanlığın en eski felsefi sorularından bazılarıyla da yüzleşmemizi gerektiriyor. Ve bilinç kavramı tam da bu alanın merkezinde yer alıyor. And as of April 2023, there is no evidence that these tools have even a shred of consciousness, of feelings, of emotions. However, the bad news is that to threaten the survival of human civilization, AI doesn't really need consciousness, and it doesn't need the ability to move around the physical world. Hi.
antik Yunan'ın uyarısına kulak verelim ve Icarus'un hikayesinde olduğu gibi kibre kapılmayalım. Çünkü yapay zeka, eğer takıntılı bir şekilde güneşe uçmaya çalışmayı bırakırsak, bize en çılgın hayallerimizin ötesinde şeyler yapabileceğimiz inanılmaz entelektüel kanatlar veriyor. Peki siz bu videoda belirtilen hangi görüşlere katılıyorsunuz? Bizim yapay zeka devriminde bireysel ve toplumsal olarak yapmamız gerekenler neler? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.